Askeri Taktik Operasyon Kiti ATOP projemiz 2020 yılının 15 Ocağı'nda Savunma Sanayi Başkanlığımız liderliğinde Yenilikçi Proje Dairesi ile birlikte imzaladığımız sözleşme ile başladı. Akabinde 2 yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde 15 Aralık 2021'de de prototip kabulleri gerçekleştirildi. Şu an sistemimizin yaygınlaştırılması fazındayız. Malumlarınız olduğu üzere muharebe sahasında bildiğimiz klasik harp teknikleri açısından çok değişikliğin yaşandığı bir dünyadayız. Normal şartlarda muharebeler cephe hattında icra edilirken artık meskun mahallere girdi. Yakın dönemden bir örnek vermek gerekirse malumlarınız olduğu üzere Ukrayna-Rusya savaşında Rusya işgale başladığında Kiev'in sınırlarına kadar çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ancak Kiev'in şehir sınırlarına girdiğinde bir anda çok ciddi bir direnişle karşılaşarak durdu. Dolayısıyla klasik orduların meskun mahallelerde muharebesi yeni bir sorun. ATOK da bu sorunu çözmeye yönelik olarak güncel teknolojileri kullandığımız geniş bant haberleşme, IoT teknolojileri ya da askeri deyimiyle BIoT diyorlar, Battlefield IoT teknolojilerinden yararlandırılarak özellikle meskun mahal operasyonları esnasında burada operasyon icra eden silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerimizin durumsal farkındalığını arttıran, temel haritacılık fonksiyonlarına destek olan, WhatsApp gibi yazılı, sesli, görüntülü görüşme imkanı tanıyabilen, ayrıca sahip olduğu GPS olmayan ya da güvenilmeyen ortamlardaki konum durum belirleme, sağlık sensörüyle askerimizin, polisimizin sağlık durumunu belirleme gibi birçok yeni teknolojiyi arttırılmış gerçeklik de dahil olmak üzere bünyesinde barındıran bir teker seviyesi bilgi sistemi. Sistemimiz öncelikle bir zırhlı araç unsuruyla başlıyor. Bu zırhlı aracımızın üzerinde bir anten mastı. Bu antenin üzerine takılı GSM ya da LTE antenleri ki bir yine Aselsan iştiraki olan ULAK tarafından üretilmiş sistemleri kullanıyoruz. Bu zırhlı aracımız muharebe sahasının geri hattında, güvenli bölgesinde konuşlanıyor, hakim bir noktada ve anten mastını yükseltmek marifetiyle bir kapsam alanı tesis ediyor. Bu altyapımız bizim silahlı kuvvetlere tamamen kapalı ağ olarak hizmet eden, ticari networklerden, ağlardan beslenmeyen bir nevi TSK sel diyebileceğimiz bir ağ yaratıyor. Bu ağ içerisinde gerekli güvenlik işlemleriyle birlikte akıllı cihazlar, mobil cihazlar network'e kayıtlanarak sistemin haberleşme altyapısını icra ediyor. ATOK seti birbirinden farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. O yüzden de adını zaten askeri taktik operasyon kiti olarak koyduk. Kit olması birbirinden farklı, bu anlattıklarıma da ilaveten birçok özelliği bünyesinde barındırıyor anlamına geliyor. Malumlarınız olduğu üzere silahlı kuvvetlerimiz yine yenilikçi projeler kapsamında birçok insansız kara aracını, drone tabir ettiğimiz insansız hava aracını da artık operasyonlarında etkin bir şekilde kullanılıyor. Ancak bu insansız kara araçlarını ve insansız hava araçlarının yer kontrol istasyonları olması gerekiyor. Her bir sistemin kendine ait. Ancak askerimizin üzerinde 100 gramlık bir kumanda dahi işte 3 saat yolda, 5 saat yolda intikal ettiğinizde önemli bir ağırlık ve performans, yani beden performansı etkisi yaratıyor. Bunu da çözmek adına biz ATOK içerisinde envanterde bulunan dronların, insansız hava araçlarının ve insansız kara araçlarının kumanda kontrol işlemlerini de ATOK bünyesine ekledik. Dolayısıyla harici yer kontrol istasyonları taşımadan ATOK üzerinden de gerek dronları gerek insansız kara araçlarını ATOK'la yönetebiliyorlar. Bu da gerçekten operasyon sahasında askerimizin taşıdığı yük noktasında ciddi bir avantaj sağlıyor. 15 Aralık 2021'de prototip kabullerini yapmış olduğumuz ATOK sisteminin şu an envantere girişi noktasında gerek silahlı kuvvetler gerek güvenlik güçlerimiz noktasında faaliyetlerimiz hızla devam etmekte. Yakın dönemde silahlı kuvvetlerimiz etkin bir şekilde tam fonksiyona sahip ATOK'ları hem ülke içi hem ülke dışı operasyonlarda kullanıma geçecek. Personel üstündeki sistemlere gelecek olursak biraz önce bahsetmiş olduğum güvenli ağa kayıtlanan nişan hattında bu büyük ekrana bakamadığı durumlarda özelleşmiş önemli mesajları alabildiği sağ ya da sol elle kullanılabilen bir ufak kol saati, akıllı kol saatiyle desteklenen bir altyapımız var. GPS'in olmadığı ya da güvenilmediği yerlerde
personelimizin adım attığı yönü hesap ederek yer değiştirmesini GPS'ten bağımsız olarak buluyoruz ve harita üzerinde gösteriyoruz. Bir çatışmaya giriyorsunuz. Sizin dost birlikleriniz nerede? Bu dost birlikleri nerede olduğunu bilmek, yani dost ateşinden sakınmak, gerçekten meskun mahal muharebelerinde çok önemli bir problem. Bu vesileyle de durumlarını, konumlarını bildiğimiz personelimizi yine arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle onların bulunduğu yöne doğru baktığında burada benim askerim var, benim dost unsurum var uyarısını yapacak. Şu an burada kullandığımız komuta kontrol tabletiyle beraber zırhlı araç komutanı ve uzak komuta kontrol merkezindeki karargâhtaki komutanlarımız haritada görüldüğü üzere sahada sahada operasyonu icra eden askerlerimizin sağlık durumlarını kalpler şeklinde görebilmektedir. ATOK yazılımımıza ek olarak personelin sahada anlık olarak mühimmat ihtiyacına karşın geliştirdiğimiz arayüz ile silah mühimmat talebinde bulunabilmekte.